Evet arkadaşlar, NX12 3 boyutlu eğrilerde şimdi de göreceğimiz komut isocline curve. Isocline curve biraz izoparametrik curve'ü andırıyor. Bunun özelliği bizim belirlediğimiz bir vektör yönünde bize benzer çizgileri vermesi. Şöyle çalışıyor arkadaşlar. Genelde silindirik veya yaylı geometrilerde çalışıyor. Bu ne işe yarıyor tam olarak? Örneğin ben atıyorum şurada şimdi şu şeyleri gizleyelim mesela şunu. Şimdi ben bu böyle bir şey düşünün, yüzeyi düşünün. Bunu bir hatta bir katı model düşünün. Ben bunun tam x düzleminde bunu tam ortadan bölecek bir ayrım hattı oluşturmak istiyorum. Böyle bir durumda isocline curve'ı kullanacağız arkadaşlar. Bunun için öncelikle face kısmından face'i seçtikten sonra reference direction kısmında bakın. Bu sefer ben örneğin z eksenini seçeceğim. Şey, pardon, x eksenini seçeceğim bakın. Yani x eksenini seçtiğimde bakın bana bir çizgi oluşturacak orada. Okey diyorum. Bu çizgim benim. Burada görmüş olduğunuz x düzlemine göre kesiştiği çizgi aslında x eksenine göre ayrım hattı aslında. Ben mesela benim kalıp düzlemim burası olsa bu taraf dişi bu taraf erkek şeklinde buradan bölüp yapmam gerekiyor. Bunu isocline curve ile önce eğrisini oluşturup ardından çıkan eğriyle yüzeyi kesip daha sonra da dişi erkek yüzey olarak oluşturmam gerekiyor. Aynı şekilde bu parça için de geçerli. Burada mesela yine isocline'la örneğin seçtim. Ardından vector direction olarak işte kendim bir vector direction belirleyebilirim. Veya bakın örneğin bu x eksenini seçtiğim zaman bakın şu şekilde şu yandan bana eğriyi verip ben bu eğriyle yüzey oluşturup kestiğimde bunun ayrım hattını silindirik parçaların ayrım hattını bölmek için kullanacağımız, eğrisini elde etmek için kullanacağımız komut isocline curve. Arkadaşlar bir sonraki komutta görüşmek üzere.